Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut piyasasına ilgisi çok büyük ki geçtiğimiz ay rekorlarla kapanmıştı. Tam da bunun akabinde İstanbul'da 13. Gayrimenkul Fuarı Türk-Arap Zirvesi başladı, kapılarını açtı. Türkiye'den ve dünyadan birçok firma katılıyor, onun altını çizelim. Dediğimiz gibi özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut piyasasına olan ilgisi burada da gözler önüne serildi. 24 muhabiri Yavuz Oymak fuarı takip etti ve bir konuyla değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin konut sektöründeki hızlı yükselişi aralıksız devam ediyor. Tabii bir yandan yabancıların Türkiye'ye gayrimenkul konusundaki ilgisi ve diğer yandan da yerli müşterinin ilgisi bu anlamda son derece önemli. Biz şu anda 13. Gayrimenkul Fuarı Türk-Arap Zirvesi'ndeyiz ve zirvenin yönetim kurulu başkanı Sayın Haktan Öztunalı'yla detayları konuşacağız. Neler yaşanıyor ve bundan sonra neler olacak? Efendim 24 yayınına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu merak ederiz. Yabancıların Türkiye'de konuta, gayrimenkule ilgisi an itibariyle nasıl? Doğal olarak çok fazla, hem yatırım açısından hem konut alma açısından. Çünkü biliyorsunuz 1 milyon dolarlık olan vatandaşlık imkanı 250 bin dolarlara indiği için şu anda Suudi Arabistan'dan, Kuveyt'ten, Dubai'den, Filistin'den, İran'dan, Irak'tan, hatta daha da ileri gidelim, son 6 ayda Hindistan ve Pakistan pazarlarından da çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Hemen izninizle sormak isterim. Talep yoğun dediniz. Yabancı müşteri Türkiye'yi hangi kriterleri baz alarak geliyor, ilgi gösteriyor Türkiye'ye? Bir kere her şeyden önemlisi burasını bir güvenli bir ortam olarak görüyor. Çünkü onlar için önemli olan bu güvenliğin Türkiye'de olması, ortak değerlerimizin olması, din ve yiyecek içecek kültürlerinden tutun, değerlerimizin de ortak olması, bu körfez ülkelerindeki yatırımcıların ve bireysel alıcıların bizimle birlikte olmasına değer katıyor. Evet, tam da bu noktada tabii ekonomik anlamda döviz girdisi açısından baktığımızda ne kadarlık bir gelirden bahsediyoruz özellikle son dönemde gayrimenkul açısından? Size sadece şundan örnek verebilirim ne kadar önemli olduğunu. Biz bu fuarımızda 5,5 milyar dolarlık buraya fon getirdik. Bu 5,5 milyar liralık fonu eğer Türkiye'de bunu seçimlerden bir hafta önce getirebiliyorsak, düşünün ki bu fonların buraya akışını sağlamamız için biraz daha çaba gösterdiğimizde bu fonların akışını ülkemizde inşallah daha fazla göreceğiz. Tabii bir yandan da yerli müşteri de var. Hani sadece yabancıya satış gibi algılanmaması lazım. Doğru. O anlamda gayrimenkul sektörü hareketli mi şu anda? Gelen bilgilerde 9 tane satış yapmış durumdayız. Bunlardan 7 tanesi yabancı, 2 tanesi de yerli misafirlerimize sattık. Çünkü bu aynı zamanda konutta ciddi bir indirim getirdi. Bu indirimde %25 ile 35 gibi hem Türk alıcısına hem yabancı yatırımcılara çok ciddi fırsatlar doğuruyor. Bu fuarda %35'e kadar bir indirimin olması hem Türkler hem Körfez ülkelerinden yatırımcılar için çok ciddi bir fırsat seçimlerden önce. Tabii galiba şunu da söylemek lazım. Hükümetimizin de bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. Hem yabancı müşterinin gelmesi hem iç piyasanın hareketlenmesi noktasında. O anlamda neler paylaşmak istersiniz? Çok önemli. Biliyorsunuz alt katımızda Arap Türk Gayrimenkul Zirvemiz var. Bu zirvede bu saymış olduğum ülkelerden çok ciddi yatırımcılar var. Sayın Bakanımız burada teşrif ettiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve onların vermiş oldukları, Tapukadostro Genel Müdürlüğü burada vatandaşlık konusunda bilgiler veriyor. Pasaportların çıkartılmasıyla ilgili bilgiler veriyor. Vatandaşlık edinim haklarıyla ilgili devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla zaten altyapılarla bunları sağlıyoruz ki üstelik Tapukadostro Genel Müdürlüğü bir de yurt dışında elçilikler açarak bu elçiliklerde güven unsurunu ön plana çıkartıp biz de buradayız mesajını vererek çok ciddi alımlara sebep oluyor. Onun için kendilerine de teşekkür ediyoruz. Özür dilerim. Estağfurullah. Son olarak iki cümleyle hem fuarın amacı hem de bundan sonra gayrimenkulün yol haritası anlamında neler söylemek istersiniz? Birincisi fuarımızın amacı 13. gayrimenkul fuarımızda alıcı, satıcı ve yatırımcıları bir araya getiriyoruz. Ve bunları da bir araya getirirken ülkemizde bu fuarda %35'e varan indirimlerle
Gayrimenkul biliyorsunuz insanın hayatında sağladığı en büyük ve en pahalı alışveriştir. Hepimizin hayatında en pahalı alışverişimizdir ama hepimizin de idealidir. Onun için bu imkanları Körfez ülkeleriyle birlikte bu fuarda sağladığımız için de 13. kez olarak çok mutluyuz. Peki efendim, çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın konuğumuz önemli bilgiler paylaştı bizimle. Elbette çok önemli bir zirveden bahsediyoruz ve özellikle yabancı müşterinin, yatırımcının buraya gelmesi ve iç piyasada da devam eden hareketliliğin daha da artacak olması ülkemiz açısından son derece önemli diyelim ve sözü size bırakalım.